Niye bir şey sormuyorsun? Burada değil. Götür beni dedin ya yukarıda. Şimdi niye tedirgin oldun? Ben artık kaldıramıyorum bunları. Bu bir yardım çağrısıysa yardım etmeye çalışırım. Anlat. Kurtul yüklerinden. Barbaros abimin yaşadığını söyledin, değil mi? Söylediysem yakında duyarsınız zaten. Gereğini de yaparsınız. Yaşatmak için zor belayı yanınıza aldınız. Hemşireyi bile öldürürsünüz siz. Başka bir şey bilmezsiniz. Öyle biri olsam daha mı kolay olacak senin için? Daha mı kolay ihanet edeceksin güvenime? Sana olan minnet borcum. Alemi titretmişim. Kartal façamı bozuyor. Azize'nin kardeşi ölmeyecek. Bu kız istediklerimi yapana kadar ölmeyecek. Kuzey bir şey yollamıştı. Kartal, şu an odanda değilsin. Bunu izlediğinde keşke olsaydım diyeceksin. Kardeşimin katili abin. Ama ondan önce babamın ve annemin katili. Ama sadece o değil, hepiniz. Oğlum. Ne oldu? Tamam. Neden bağırıyordun? Tamam, dedemle tartıştık, yok bir şey. Neden tartıştık? Bunlar bir şey saklıyordu. Onunla mı ilgili? Benim bir şeyden haberim yok. Oğlum sen kimseye sesini yükseltmezsin. Ne oldu söyle bana. İskender dedemle tartıştık işte, Barbaros dedemle ilgili. Sen bu ara İskender deden dinle. Ne? Dediğimi yap. Seni bir şeyle mi tehdit ediyorlar? Yok oğlum. Zamanı gelince anlatırım. Anne. Aa, kızım. Sen neden kalktın? Sesler duydum. Sesler mi duydun? O zaman bu gece beraber yatalım mı? Yaşasın. 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 Bir dakika ya, siz bensiz nereye gidiyorsunuz? Hep kız kıza takılıyorsunuz ama. Bu gece üçümüz yatalım bence. Abimi kıskanıyor sana. Kıskanıyor musun ya? Hadi bakalım, kıskanın kıskanmayan herkes yatağa. Kim kimi kıskanıyor? Ha? Oğluma bana yalan söyletiyorsunuz. Tanımıyor muyum ben çocuğu? Analık öyle iki yalandan gülümsemeyle olmuyor Yıldız Hanım. Oğlan senden daha olgun davranıyor. Analığı ben senden mi öğreneceğim? O abine de söyle. Benim çocuğuma Balkan gibi davranamaz. Sana soracaktı çünkü. Bana soracak. Kuzey onun torunu değil neticede. Şişt. Ne yapıyorsun Yıldız? Korkmuyorum hiçbirinizden. Balkan yaşasaydı ona da söyleyecektim. Bas bas bağıracaktım. Kuzey senin çocuğun değil diye. Yıldız saçmalıyorsun. Öldürteceksin ikimizi de. Sus. Thank you.
Dur. Konuşacağız. Boksörü tanımıyorum dedin, çalıştığın hastanede çıktı. Üstelik Okan saklıyormuş onu. Sürekli hastaneye gidip geliyormuş. Tanımıyorsun yani. Görmedin öyle mi? Sen hiç bir devlet hastanesine girdin mi? Bir personel başına kaç hasta düşüyor biliyor musun? Tanımıyorum. Peki. Madem tanımıyorsun, belki bir yakınını biliyorsundur. Öksüz yetimmiş. Ama belki bildiğin bir akrabası vardır. Ya da kardeşleri. Sen ne yapacaksın hasta bir çocuğu? Benim gibi böyle sıkıştırıp konuşturamazsın da. Komada demiştin. Öldü dediler. Üstelik abim yüzünden öldü. Bilmiyorum. Belki bir yakını varsa elimden bir şeyler gelir. Ne faydası var? Ne geçecek onların eline? Sen kendi vicdanını rahatlatacaksın, onların eline geçecek. Hiçbir şey. Af dileyeceğim sadece. Tanıyor musun? İnşallah bir yakını vardır. İnşallah canı yaktığınız her insan gibi başını öne eğmez. Hepsi adına sizden hesap sorar. Bana istediğini yapabilir. Kılımı bile kıpırdatmam. Tanıyorsan böyle söyle. Ne önemi var ki? Çocuk boksör diyordunuz. Demek ki hayalleri varmış. Belki şampiyon olacaktı. Belki madalyalar kazanacaktı. Senin abin sadece bir canı almamış. Hayalleri, umutları katletmiş. Eğer yapabiliyorsan bunu bir daha olmasına engel ol. Onun ailesinden af dileyeceğine, kendi ailenin, kendi ortaklıklarınıza engel ol. Eğer gerçekten samimiysen kendi canavarlıklarınıza dur dersin. Azze, o zaman sana samimi bir şey söyleyeyim. Eğer ki biz bilerek veya bilmeyerek sana veya yakınlarına bir zarar verdiysek, konuş, söyle, anlat. Sonra da arkan dön ve çık git. Bir daha girme bu eve. Sorun değil. Bize ne kötülük ettiysen peşinden gelmeyeceğiz. Söz veriyorum. Yaşayacak. Tabii sen akıllı olduğun müddetçe. Asya, Asya. Evden alsınlar istedim ama senin evin yokmuş. Senelerdir Alpanlar Konağı'na taşınacağım diye otelde yaşıyorsun be kızım. Evsizlik çözülür de yalnızlığa çare yok. Bak bak bak. Ya içeride mi konuşsak? Hava buz gibi. Oo, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bu hava var ya, insanı turp gibi yapar, turp. Zaten Asya şimdi İskender'e gidiyor ve ona 2 saat sonra Barbaros amcam seni bekliyor diyor. İskender amca ayağınıza gelecek ha? Düşmanlık ayyuka çıktı. Bu saatten sonra kimse kimsenin ayağına değil, mezarına gitmez. İskender'e diyeceksin ki, bütün rezilliklerinizi öğrenmiş Barbaros. Sizi madara edecek olan sırrı biliyor. Ne sırrı? Allah Allah. Senin haberin yok mu bundan? Çok şaşırdım. Aa, demek hemşireyi bu sebeple tutuyorlar. Bak 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 bak. Ellere güveniyorlar Asya. Ben de seni aileden biri zannediyordum. Hemşire, neden bahsediyorsunuz siz? Balkan yaşıyor. Yok artık. Hakikaten mi bilmiyorsunuz? Aa, çok şaşırdım. Ama sen de kartalın üstüne çok gitme. Daha kurulmadan yuva yıkan olmayayım ben. Gel. Gel gel Osman gel. Gel Osman gel gel.
Aa, hala. Uyup hanım mı sen? Neden burada kahvaltı ediyorsun? Ben şimdi ona güzel şekerli bir kahve yapıyorum. Kendine gelecek. Tuna hala, gece ne oldu? Kuzey senle niye öyle konuşuyordu? Yıldız yengem niye kilitliydi?